OGM Pictures sadece 4 yaşında mı? Hangi diziler, hangi filmler diye yetişemedim. Hiç başarısız olduğun bir proje oldu mu? Tabii ki olmadı, olur mu? Bu senaryo tutar, bu nasıl bir şey? Bu işin asla bir matematiği yok. Yani en inandığın şeyde de bir anda hayal kırıklığı yaşayabiliyorsun. Kırmızı Odayı Sokak'tan oyuncu bulmuşsunuz, öyle mi? Gelin de kastıyoruz biz ona. Neredeyse her akşam insanların evine giriyoruz. Yani salona giriyoruz, orada onların o gece hangi ruh haliyle yattığına kadar bir tat bırakıyoruz yani ağızlarında. Yani öyle uyuyorlar, öyle uyanıyorlar. Mutlu, mutsuz, umutlu, umutsuz. Yani dokunabiliyorsun ya, yani hani o çok böyle masalsı bir şey. Yeni 3-4 tane dizi hazırlıyoruz gene. Peyderpey onlar da girecek yani sene sonuna kadar. Yine Gülşen Hanım'ın kitabından Kırmızı Pelerini uyarlama gibi bir hedefimiz var. Güzel ödüller alınmış ama tabii ki hiçbiri bir Oscar değil. Yani Oscar'ı herkes bir hayal ediyordur eminim. Ben de hayal ediyorum. Merhabalar, Şelale Kadaki'yle başarı hikayelerine hoş geldiniz. Bugün OGM Pictures kurucusu sevgili Onur Güvenatam'la beraberim. Hoş geldin Onur. Hoş bulduk. Gerçekten biraz okuyorum. Yani hangi diziler, hangi filmler diye yetişemedim. Sonra sayacağım buradan yani yaptığım bütün her şeyi. 29 yaşında bir şirket kuruyorsun. Hı-hı. Ve öncesinde de yani iyi bir eğitim alıyorsun. Bilmiyorum eğitim ne kadar önemli ama ben mesela eğitimin önemli olduğunu düşünüyorum. Hı-hı. OGM Pictures çok da uzun yıllardır sektörde olan bir şirket değil. Ama bugün Türkiye'nin en büyük dizi film yapım sektöründe diyeyim, en büyük şirketlerden biri haline geldi. Sadece 4 yaşında mı? Evet. 4 yaşında. Aynen. Ama 29 yaşından beri anladığım kadarıyla bu evet. Sektördesin. Ve öncesinde de güzel bir eğitim var. Bir oradan başlayalım istiyorum. Eğitim ne kadar önemli onu da bir görelim. Çünkü aslında İngiltere'de ekonomi eğitimi aldın, evet. Değil mi? Ben üniversiteye girmeden önce çok fazla bunun böyle dertlisiydim. Hani çok iyi bir üniversiteye gireyim, işte çok iyi okuyayım, işte İngiltere'nin en iyi üniversitesi hangisi, ondan mezun olayım gibi çok dertlerim vardı. Zamanla şunu gördüm ki, üniversitede aslında bir yandan önemli olan şey orada edindiğin çevre, oradaki yaşadıkların, orada bulunman, o yaşları oralarda o insanlarla geçirmen. O yüzden hani insanlar sadece üniversitenin iyiliği ya da oradaki mükemmel bir üniversiteye girdin ve müthiş bir eğitim veriyorsun delisi olmamalılar bence. Orada yaşadığın ortam, orada kazandığın deneyimler, orada edindiğin arkadaşlıklar, yaşadığın iyi ya da kötü anılar seni hayat boyu en az eğitim kadar etkiliyor. Ama şimdi dönüp baktığımda hani iyi ki o üniversiteye girmişim, iyi ki Londra'da yaşamışım. Çünkü orada kazandığım arkadaşlıklar olsun, çevre olsun bana bugün bile hala hayatımda çok fazla yol gösteriyor. Aynen. Mi? Finans dünyasında olabilirdin ama başka bir alanda kendine bir gelecek tayin ettin. Hı-hı. Nasıl oldu bu yani? Hep bir hayal miydi bu yoksa pat diye de girdin mi? Yani nasıl oldu bu sinema sektörüne girmek, dizi sektörüne girmek? Yani şöyle, hiç aslında çok böyle aklımdan geçen bir şey değildi. Yani ben de ne bileyim, çoğu insan gibi film izlemeyi, dizi izlemeyi böyle seven birisiydim yani. Hani hafta sonları dizi izlerdim, sinemaya giderdim. Yani böyle ekstrem bir merakım ve ilgi alakam yoktu. Yoktu. İşletme ve ekonomi hiç yoktu. Ben herkesin içinde böyle şeylerin bir türlü ekildiğine inanıyorum zamanında. Biz bilmeden, anlamadan. Evde, o işte doğup büyüdüğümüz ortamda bir türlü bunlar böyle ekiliyor. Yani benim babam hep böyle işte takım elbise giyen, şık gezen falan filan bir adamdı. Ne bileyim işte annemin böyle el işi falan filan çok böyle keyif alırdı. Sanata falan böyle şeyleri vardı yani. Hani yazıları çok güzeldi. Hep böyle hep bir estetiklik vardı yani benim dünyamda küçüklükten kalan. Ama hiç ben bunu şeye yormamıştım yani. Ben büyüyünce film yapacağım, dizi yapacağım bilmem ne. Hiç böyle şeylerim yoktu ama onlar hep böyle oradan kalan şeyler olduğunu bugün beslendiğini, anlıyorum. Beslendiğini değil mi? Beslendiğini kesinlikle. Oralardan anlıyorsun. 29 yaşında bir şirketin ortakları arasına, hı-hı, giriyorsun değil mi? O3. Evet. Fakat o da çok güzel işler yapan, hı-hı, bir başka şirket. Fakat asıl böyle bizim karşıdan bakarken gördüğümüz başarı
OGM kurulduğu zaman, önce hı-hı, OG Pictures, sonra OGM Pictures kurulduktan sonra böyle bir yukarı doğru müthiş bir grafik izlemeye başlıyor. Yine yani 40 yaşından önce yapıyorsun bütün bunları. Bunu hayal etmiş miydin? Hayal etmemiştim. Yani bunları böyle çok kurmamıştım. Kafamda da planlamamıştım. Şunu şöyle yapacağım, bunu böyle yapacağım gibi dünyalarım yoktu. Ama içine girdikçe, hani yaşadıkça, birazcık neyin nasıl olduğunu anladıkça olmaya başladı açıkçası. Yani ben de sonra onunla beraber yüzmeye başladım diyeyim yani. Şimdi bakınca OGM'e senin ortağın da sevgili Gülseren Budayıcıoğlu. Evet. Bir şans da bu galiba. Tek başına Gülseren Hanım'ın bilgi birikimi de bu sektörde işe yaramayabilir. Tek başına bu sektörde senin belki işe yaramayabilir. Ama böyle sinerji çok mu önemli oldu? İkinizin bir araya gelmesi. Kesinlikle. Ben bir de buna kısmet nasiple diyorum. Yani çünkü bu olabilemez bir şey bir yandan da. Yani çünkü hem Gülseren Hanım'ın konumu ve durum itibariyle hani böyle bir şeye girmesi, böyle bir oluşumda benimle beraber yol yürümek istemesi. Sen mi ikna ettin? Evet. Ha. O biraz zor bir şey günün sonunda bizim onunla böyle bir yerde kesişiyor gerçekten olmamız. Öyle. Yani böyle birini başkasına anlatsan kimse inanmaz ama diyorum yani ben ona, o bana bir çok iyi gelme durumu gibi bir şey oldu. İkimizin kurduğu ilişkinin çok büyük bir önemi olduğunu düşünüyorum. Bir yandan da hani şimdi Gülsün Hanım sonuçta doktor bir taraftan baktığında ama bence en önemli detaylardan bir tanesi bir yandan da yazar. Yani yaratıcı birisi, hikaye anlatıcı birisi. Senin bunları böyle dizi ve filmlerde hani çok iyi ekrana taşıyabilme kabiliyeti de çok önemli. Hı-hı. Yani orada çok güzel bir hikaye olabilir ama yani o oyuncu, o kurduğun sistemle hiçbir işe yaramayabilir. Yani evet, onun birbiriyle buluşması da herhalde burada başarı getiriyor. Kesinlikle mu? Yani çok güzel romanlar var, çok güzel hikayeler var. Dünyada da böyle yani ama günün sonunda ekrana neyi nasıl koyuyorsun? Hangi oyuncular o karakterlere hayat veriyor? Ne giyiniyorlar? Nerede dünyalarını yaşıyorlar? Hangi mekanlarda hayat veriyorlar? Hikaye tabii ki çok çok kıymetli ve önemli. Karakterler çok önemli ve kıymetli ama ekrana gelmesi de tabii ki yalnız başıma yapmıyorum tabii bunu. Yani büyük çok, bir, evet, güzel bir ekip kurdun herhalde çok bunun için tabii ki. Çok kalabalık da bir ekiple beraber. Kaç kişisiniz? Ya aslında çok kişiyiz yani her dizinin ayrı ayrı, her filmin ayrı ayrı ekipleri oluyor günün sonunda. Yani her bir projede ayrı ayrı 200'er kişiyiz diyebilirim yani çok günün sonunda. Büyük bir. 10 iş yaparsan 2000 kişiyiz hani öyle bakarsan. Şu anda aynı anda kaç iş yapılıyor mesela? Şu anda aynı anda 8 iş yapıyoruz. Yani 8 dizi belki içlerinde film de var mı? 6 dizi, işte 3 film, 3 tane dijital dizi falan böyle bayağı kalabalığız şu anda. Ve bu çok değil mi? Yani fazla. Korkutmuyor mu seni? Evet. Çok korkutuyor aslında. Tabii ki de korkutuyor. Korkutmaz olur mu? Korkup teslim olmuyorum. Yani korka korka üstüne gidiyorum yani. O yüzden de belki de böyle oluyor. Hiç başarısız olduğun bir proje oldu mu? Tabii ki olmaz olur mu? Netflix Türkiye'ye girdiğinde ilk diziyi Hakan Muhafız'la sen yapıyorsun. Hı-hı. Sonra Atiye geliyor. Aynen. Bu bambaşka yeni bir açılım. Yani aynen. Netflix'in Türkiye'ye gelmesi olay. Türkiye'de Türk yapımcılarla bir ve Türk oyuncularla bir dizi yapması ayrı bir olay ve bunun başarılı olması ayrı bir olay. Hı hı. Nasıl gelişti ve gerçekten başarılı oldu değil mi? Evet evet çok başarılı oldu. Farklı bir janraydı yani o zamanlar zaten bütün yapımcılardan hani iş istiyorlardı. Dürüst olmak gerekirse benim o dönemde hiç umudum yoktu yani. Hani biz çünkü çok böyle farklı bir janra sunmuştuk onlara işte Hakan Muhafız'ı. Fantastik bir işti hani süper hero işiydi yani. Olağanüstü güçleri evet, olan bir işti. Onlar da onu seçtiler yani bu arada ama dediğim gibi ben o zamanlar hani bir çünkü o zamanlar bizden çok daha güçlü yapımcılar vardı. Hani çok daha sağlam ve çok daha başarılı yapımcılar vardı ama onlar gerçekten bir böyle bir hani cesur davrandılar, cesaret ettiler, başka bir işi seçtiler ve Hakan Muhafız geldi. Onun başarısıyla beraber de zaten Netflix Türkiye'de daha fazla işler yapmaya başladı. Ne güzel. Yani sektörü büyüttü aslında. Kesinlikle. Değil mi? Arkasından Atiye geldi. Evet. Bu başarılı olmasını bir defa ki sohbette şöyle demiştin. Yani ikinci sezon yapıp yapmamak o dizinin başarılı olup olmadığının da bir göstergesi demiştin. Kesinlikle. Öyle mi oluyor yani? Aynen. Çünkü normalde bir dizinin ikinci sezonu olması birinci sezonun izlenmesine bağlı. Yani birinci sezon iyi bir
etkileşim sağlarsa evet, ona göre ikinci sezonu sipariş ediyorlardı. O yüzden hani çok şükür bizim yaptığımız bütün işlerin hep bir ikinci, üçüncü, dördüncü sezonları oldu yani. İlk filmle değil de ilk diziyle başlayıp ilk filmde Kağıttan Hayatlar. Bu film yapmak başka bir şey mi? Yani hani film yapınca mı tam bu sektörde tamam ben bir şeyler yapıyorum demeye başlıyor insan? 2019'da hani tam böyle kendi kendime bir şeyler yapmaya başladığım sırada 2020'de pandemi oldu. O yüzden aslında birazcık bu hani televizyon filmi diye kodladığımız aslında yani dijital filmler aslında televizyon filmi diye geçiyor dünyada da. Hani o filmlere girişim aslında öyle oldu. Çünkü başka fırsatım yoktu. Yoksa ben de eskiden çok imrenirdim hani gala yapmaya, o beyaz büyük perdede film izlemeye ve oraya kendi filmimi koymaya. Onu hep çok isterdim ama hiç kısmet olmadı yani. Daha beyaz perdede bir filmim olmadı. Olsun istiyor musun? İstiyorum. Öyle mi? Evet. Yani çünkü bu tarafta acayip bir başarı ve tatmin duygusu evet, da var ama yine de... Kesinlikle beyaz... o başka bir duygu ve onu istiyorum. Bir hazırlık var mı? Yapacağım. Yapacak. Ne zaman? Bu 2024'te kısmetse yapacağım. Böyle bir film. Senaryosu evet, hazır mı? Yani akıldan geçen bir senaryo var mı? Kafamızda döndürdüğümüz birkaç bir şey var. Çok merak ettim şimdi bunu. OGM Pictures'ın yaptıklarını şöyle bir hatırlatalım istiyorum. İzleyiciler bütün dizileri biliyor da herkes evet, belki OGM Pictures arkasında olup olmadığını bilmiyor olabilir. Atiye, Doğduğun Ev Kaderindir, Yalı Çapkını, Masumlar Apartmanı, Kırmızı Oda, Camdaki Kız, Kağıttan Hayatlar, Geçen Yaz, Yakamoz, Çöp Adam, Ömer, Yüzyıllık Mucize, Aşıklar Bayramı, Özel Ders, Kal, Ben Gri, şu son üçüne geldim. İstanbul için Son Çağrı, Ah Belinda ve Terzi. Ayrıca Centilmen ve Kübra. Sıralamayı doğru gittim değil mi? Evet, evet. Sanırım. Şimdi bu, evet, evet, olağanüstü bir rakam aslında. Yani aynen, sayı çok güzel. Hepsine de tek tek girmek istiyorum ama. Şimdi, 3 senede. 3 senede. Yani bu gerçekten bir başarı öyküsü. Bu senaryo tutar. Nasıl oluyor? Yani gerçekten çok merak ediyorum. Nasıl oluyor da hani böyle bakıyorsun. Herhalde ilk sen bakıyorsun değil evet, mi? Ya bu senaryo tutar mı diyorsun? Aslında hiç öyle olmuyor tabii. Olmuyor. Yani bu senaryo tutar diye bir şey yok. Olacak mı, olmayacak mı? Zaten hep o heyecanla gidiyor. Çünkü bu işin asla bir matematiği yok. Yani en inandığın şeyde de bir anda hayal kırıklığı yaşayabiliyorsun. Ya da bu kesin tutar dediğin şeyde de bu asla tutmayabiliyor. Yani bunun çünkü bir dinamiği ya da bir matematiği yok. Çünkü... Al işte matematik okudun ama görüyorsun ki aynen, burada işe yaramıyor mu? Olmuyor, sıfır. Hiçbir şey yok bunun. Çünkü şöyle bir şey yani bunu her yapımcı ya da herkes bu dizilere başlarken bu dizi tutar diye giriyor. Ya da bu senaryo olur diye başlıyorsun aslında. Ama o zaman izleyicinin verdiği reaksiyon, izleyicinin bununla nasıl karşılaşacağı o tamamen bir soru işareti yani. Hani o yüzden tabii ki bizim çok inandığımız işler ya da aa bak bu çok güzel dediğimiz şeyler olabiliyor ama bir kodu yok yani bunun asla. Başkasının fikrini hiç dinlediğin oldu mu? Genelde en son kararı hani sen veriyorsun. Çok dinlerim. Öyle mi? Herkesi çok dinlerim. Ha. Ya ben bir kere en fazla hani konuştuğum kişi hep Gülsen Hanım. Yani zaten evet, onunla beraber konuşuyoruz. Onunla beraber ama böyle uçarken kaçarken yani böyle oturup hadi bir proper toplantı yapalım gibi değil. Hani onunla en fazla istişare ediyoruz yani aslında. Orada yıkıyoruz, indiriyoruz, kaldırıyoruz, giriyoruz, çıkıyoruz falan. En çok orada bir vakit geçiyor. Ama onun haricinde de hep herkese bir şey sorarım yani ben kendi çevremde de yani sağda da solda da ne bileyim sokakta da yemekte ya herkesten bir fikir alırım ama alırım. Bazen sokaktan bile bir oyuncu diziye dahil olabiliyor mu? Gerçekten böyle şanslar yaratılıyor mu bazı insanlara? Kesinlikle olabiliyor. Nasıl? Yani şöyle hani o birazcık da bizim hani kast direktörlerimizle de alakalı. Yani onların bizim bazen karşımıza çıkarttığı isimlerle de alakalı olabiliyor. Ama yani oyuncu seçimi bambaşka bir konu. Yani orada birazcık bazen risk almalısın. Bazen yani bizim Ezgi ile de olmuştu mesela. Ezgi Mola Masumlar Apartmanı'nda hani Safiye çok dramatik bir karakterdi mesela. Ama ben Ezgi'den çok emindim yani. Ezgi'nin onu çıkartacağından, onu yapacağından. Ya da Binnur Kaya'nın işte Doktor Hanım'ı canlandırmasından. Yani bazen böyle hani hepimizin kafasında şey kodları var ya. Aa bu komediyi çok iyi oynar. Bunun mizahı çok iyidir gibi. İşte
bunları değiştirmek bazen önemli olabiliyor. Yani bunlarda böyle tersiz bazen... Tersiz etmek mi yani hiç... Evet bazen böyle hani... Çünkü hani komedide bir dramdır, dramda bir hani şeydir. Yani onlar kendi içinde bir şey olduğu için bazen böyle izleyicinden beklenmedik şeyleri izleyiciye vermenin faydasını biz çok gördük. O çok mutlu ediyor herhalde değil mi? Yani hani bu bir risk, risk alıyorsun ve sonra bakıyorsun ki tutmuş. Kırmızı Oda'ya sokaktan oyuncu bulmuşsunuz öyle mi? Evet yani Kırmızı Oda'nın hikayelerine çok fazla zaten gerilla kastıyoruz biz ona. Hani bazen hani çünkü o flashback sahnelerine gidiyorduk. Oralarda hep böyle gerilla kast bulmamız gerekiyordu ne yani. Ne demek gerilla kast? Gerilla kast sokaktan kast. Orada öyle şeylerimiz çok oldu yani. Peki oradan böyle ilerleme olabiliyor mu yani? Ne bileyim ağır artık çok... onların yeteneğine, onların becerisine göre bazen olabiliyor. Ama günün sonunda bütün oyuncuların hep bir öyle bir hikayesi var yani. Bu sohbet öncesinde o güzel yuvarlak masanın olduğu odada biraz beraber konuştuk. Hmm. Bu masada inanılmaz şeyler çıktı dedin. Mesela neler oldu? Hangi diziler konuşuldu o yuvarlak masa etrafında? Bu iş biraz zor bir şey. Yani cümlenle, kelimenle ya da bazen bazı şeyleri değiştirerek çoğu kişinin hayatını değiştirebiliyorsun, etkileyebiliyorsun. Yani bir bölümün hikayesini bir değiştirirsin, 10 bölüm gidecek dizi bir anda 110 bölüm gidebilir. Şimdi düşünsenize orada bütün insanların, oyuncuların kaderleri değişiyor. Oradaki bütün setteki çalışan insanlar bir anda bambaşka bir hikayenin içine dalmış oluyorlar. Ekranda izleyenler başka bir şey oluyor. Ve bu gerçekten hani orada o bölümün hikayesini konuşarak olabiliyor yani. Hani bu bölüm böyle değil de bunu bölümü böyle mi yapalım? Ya da o karakter şöyle değil de böyle yapsın gibi şeylerin kararı aslında çoğu insanın hayatını etkileyebilen şeyler bunlar. Yani oyuncuların, işte oradaki bütün çalışanların, evet, hikayenin bir anda bambaşka yere gidebiliyor. Dolayısıyla bizim o yuvarlak masada aldığımız kararlar dizilerin kaderlerini, insanların kaderlerini etkileyebiliyor. Yani bir yandan da günün sonunda biz neredeyse her akşam insanların evine giriyoruz. Yani salona giriyoruz orada. Onların o gece hangi ruh haliyle yattığına kadar bir tat bırakıyoruz yani ağızlarında. Yani öyle uyuyorlar, öyle uyanıyorlar. Mutlu, mutsuz, umutlu, umutsuz. Yani dokunabiliyorsun ya yani hani o evet, çok böyle masalsı bir şey ya. Yani o bence çok kıymetli bir şey. Peki bu diziler yayına girdikçe mesela bazı diziler, hepsi öyle yani. Hı. Yalı Çapkını mesela. Bu arada yeni sezonda başladı değil mi? Evet. Dizi biterken hemen bir sosyal medyada böyle bir dolaşıyor musun? Ne yapıyorsun? İnsanlar ne konuşuyor? Hani trending topic'te ne var? En çok ne konuşuluyor diye merak edip hep bakıyor musun? Kesinlikle bakıyorum. Gizli gizli. Gizli gizli. Benim çünkü sosyal medya hesabım yok ama hani bir gizli gizli oralarda bir bakınıyorum. Yani nasıl yorumlar var, insanlar ne hissetmiş, kime öfkelenmişler, kimi sevmişler, kime sempati duymuşlar. Tabii orada... Şeyi doğru analiz etmek lazım yani gerçek yorumcuyla, gerçek hissi, duygusuyla konuşanlarla hani bir de çünkü o bazen bir fanlar oluyor ya onlarınki başka bir şey yani onlarınki artık böyle bir fanatiklik gibi. Bir de kanaat önderleri de yazıyor artık herkes dizi izliyor zaten. Evet. Yani A'dan Z'ye bütün gruplar dizi izliyor. Aynen. Eskiden böyle bir durum yoktu yani herkesin tümden herkesin dizisi ayrı. Aynen. Ama herkes dizi izliyor. Öyle kesinlikle yani şu anda bir de etkileşimlerini gösteriyorlar yani. Eskiden de hep izlediklerini bilirdik ama hani bunu birebir yansımalarını görmezdik. Artık hani şimdi ünlüler de hani tabii, ünsüzler de herkes şu anda sosyal medyada buluşuyor bir ve duygusunu bir paslaşıyor, belirtiyor. Çünkü hani televizyonun yani Türk kültüründe en önemli şey. Hani evet, bir arada izlemek yani o televizyon orada salonda oturma düzeni televizyona göre yapılır. Hani televizyona göre kim nereye oturacak yani ve bir arada izleme, birlikte olma hani onun simgesidir yani. Şimdi artık teknolojinin de bu ilerlemesiyle artık bu birazcık daha fazla bir aradaya geçti. Evet. Peki bu dizilerin büyük bir kısmı yalılarda geçiyor. Ya nedir bu? Yani bunu çok merak ediyorum. Bunun arkasında ne var? Var tabii ki yalılarda geçmeyen şeyler ama genelde böyle bir varlıklı insanların hayatında çok acayip şeyler oluyor. Hı. Bir taraftan da bunu görüyoruz yani. Kolay olmuyor aslında bir taraftan oralarda oturmak. Yani dışarıdan baktığımız zaman aslında ah oh ne güzel hayatlar dediğimiz hayatlar ya da herkesin bakıp da imrendiği hayatlar bir taraftan. Fakat aslında onların hayatı asla öyle güllük gülistanlık, toz pembe değil. Yani
Onlar da aslında ya hayatta her şeyin bir bedeli var. Ya ne yaparsan yap. Zaten öyle. Şimdi bu dizilerden izlediğimiz bütün yalı hayatlarında aynen. Hani bazen hiç imrenecek bir şey bulamıyorsun ve sen de başlıyorsun onlar için üzülmeye. Kesinlikle yani aslında hani oralarda da farklı duygu durumları olduğunu, aslında onların hayatının böyle çok mis gibi değil, yani onların da çok ciddi bedeller, acılar ya da o noktaya gelebilmek için neler neler yaptıklarını görüyoruz bir yandan da. Yani bu her anlamda olabilir. Yani başaran kişinin ne gibi büyük fedakarlıklar yaparak başardığını, ama onun bir evladı ya da o ailenin bir bireyi olmanın da ne gibi zorlukları olduğunu, yani bir şeylere katlanmanın, orada hani baş kaldırmamanın, o aileye teslim olmanın, bunların da ne gibi bedelleri olduğunun, onun da çektiği acıların ve bunların da yansımalarının, o öfkeyi hani direkt birebir ebeveyninden ya da işte dedesinden çıkartmıyor ama başka bir türlü, başka türlü nasıl çıkarttıklarını gösterdiğimiz, yani yalılar yoksa hani dışarıdan baktığın zaman çok güzel ama içerisi pek de öyle dışarısı gibi durmuyor. Çok diziler içinde şahane bir hazine barındırıyor sanki. Kesinlikle, yani bir yandan da insanlar hep hani hayal etmek istediğini izler, yani hayal ettiğini, evet. Yaşamak istediğini, hani birazcık da öyle bir hayalciliği var çünkü izlemenin. Ben hep öyle yorumlarım, yani ya korktuğunu ya da hayal ettiğini hani evet. izler. O yüzden o tarz dünyalarda bir taraftan hem hayal ettiğini, bir taraftan da aslında hem korktuğunu izlediği iyi bir dünya var aslında. Şimdi şey de çok önemli, İstanbullu gelin her ne kadar daha önce çalıştığın ama yine içinde olduğum bir proje tabii. değil mi? Benim en sevdiğim dizilerden bir tanesiydi. Hatta ben bilmiyorum 4 yıl sonra falan izlemiş olabilirim. Yani ben maraton yaptım. Dizi maratonu yapıp böyle işte 2 haftada bütün diziyi komple izledim. Hı-hı. Ve çok beğendim. Şey çok önemli olmaya başladı sanki. Bu böyle hani insanların psikolojisi, onların yardıma ihtiyacı olup olmadığı, yardıma ihtiyacı olanların hani bir süre reddedip sonunda böyle gitmeye başlayıp birine danıştıktan sonra ki o değişim, hani böyle bazen şeyi düşündüm. Ya hep beraber iyileşiyoruz. Yani bu duyguyu veriyor. Bir diziyle, bir dizinin verdiği öyküyle ve baştan sona orada bir kişi iyileşiyor bazen. Fakat diyorsun ki Türkiye iyileşiyor aslında yani. O sorunu yaşayan çok insan var. Ve bunlar çok girmeye başladı senaryoların içine. Evet. Bizim Gülşen Hanım'la da ilk aslında hayata geçirdiğimiz iş İstanbullu Gelin. Yani ilk onunla beraberliğimiz başlamıştı. Benim oradaki durumum da aslında şöyleydi. Yani ben artık ondan o kadar çok etkileniyordum ki hani onun bana verdiği farkındalık ya da anlattıklarından. Ben bu kadar etkileniyorsam insanlar da etkilenir. Yani bu bir sosyal sorumluluk gibi. Kesinlikle, bir de girdikçe, gördükçe, hani koştukça, o yolu yaşadıkça daha fazla insan motive oluyor. Çünkü görüyorsun. Ya şöyle bir şey var. İyi ya da kötü diye bir insan yok. Herkesin içinde bazı yerlerinde bir kötü hissettiği, kendiyle bir hesaplaşamadığı ya da suçlu hissettiği yerler var. O yüzden ekrana bir karakteri sadece bu iyi karakter, bu kahraman. Böyle bir karakter yok yani, bu gerçekçi değil. Biz o yüzden hep böyle bir gerçek hikayelerden giderken de ya da gerçek hikayelerden uyarlarken yaptığımız işlerde onların o gerçeklik payında bir insan iyi bir şey de yapabiliyor. Ama o iyi bir şey yapmış insan dönüp başka bir yerde çok kötü bir şey de yapabiliyor. Çünkü gerçek hayatta da böyledir. Yani kimse %100'de oynayamaz yani. Herkesin hayatında bazı defoları ve bir hataları olmak zorunda. Biz hep kendimize şey derdik yani, kötü karakteri izleyiciye sevdirebilirsek, kötü karakteri için izleyiciyi ağlatabiliyorsan zaten en büyük başarı odur. O aslında kendi kendine ağlaması. Yani kendi içindeki o kötüyle yüzleşmesi ve ondan sonra ağlaması gibi bir şey. O yüzden dizilerde bu farkındalıkla hareket etmeyi çok önemli buluyorum. Yani artık dolayısıyla bu bizde bir refleks haline geldi. Ya ben işim gereği çok Anadolu'yu çok dolaşıyorum. Hiç beklemediğim kişilerin mesela psikologlarla görüşmesi, böyle danışması, böyle cümleler arasında bunlar geçiyor ve benim hoşuma gidiyor. Yani demek ki ya az da olsa, çok değildir ama yine de bir bilinç, bir farkındalık oluşuyor. Bunlara dizilerin de yol açtığını düşünüyorum, yani bir kapı açıyor. Kesinlikle insanlara. Az da olsa değil.
Çok fazla. Çok, ben bunu çok kıymetli buluyorum. Yani biz bunları ilk yaptığımız zaman ilk başta birazcık tepki de almıştık. Yani vay işte danışanların hayatlarını gösteriyorsunuz, gerçek hikayeleri anlatıyorsunuz. Bu ya bu değil burada mesele. Önemli olan buradaki bu farkındalığı yaratmak. İnsanların böyle bir durumu olduğunu, bu acı ya da bu durumu sadece kendilerinin yaşamadığını, başkalarının da bunu yaşadıklarını, evet, gerekirse bir doktordan yardım almak için doktora gitmelerini, çünkü doktora giden kişi, hani Gülsen Hanım'ın hep bir lafı vardır, çok da sevdiğim yani, hani oraya giden kişi problemli değildir, tam tersine sağlıklı kişidir. Çünkü kendindeki bir sıkıntıyı ve aksaklığı bilip oraya gidip beni düzelt diye gidiyor. Yani o yüzden hani bunun çok daha, ve ben gelecekte hani yakın ya da uzak, yani bir numaralı şeyin psikiyatri olacağını düşünüyorum. Bir televizyon kanalıyla eksklusif bir anlaşma oldu. Hı-hı. Ve bundan sonra orada OGM dışında, OGM'in yapmadığı herhangi bir şey yayınlanmayacak. Ve her şeyi siz mi yapacaksınız, sizin şirket? Sadece dizi anlamında, dizi anlamında bu, evet, böyle. Yani prime time'da, çünkü biz çok fazla dizi üretiyorduk. Ve hani Star'la da böyle bir işbirliğine girdik açıkçası. Yani bizim bu kadar dizi üretmemize karşılık onlar da hani sadece bize üretin o zaman gibi bir şeyle geldiklerinde mantıklı bir işbirliği geldi. Çünkü motive oluyorsun bir taraftan da hani, evet, her şey tek bir yerden, tek bir şekilde çıkıyor. Bakalım yani bu sene, şimdi ikinci senemize giriyoruz. İlk senemiz çok güzel geçti. Kaç dizi yaptınız oraya? İlk sezon 4 dizi yaptık. Şimdi 3 dizimiz devam ediyor. Bu sezon inşallah bir işte 3-4 tane daha yeni yapacağız. Yeni sürprizler var. Aynen. Yeni sezonlar, yeni bölümler devreye giriyor anladığım kadarıyla. Evet. Merakla bekliyoruz bu arada neler olacak diye. Evet, bu sezon gene dizilerimiz devam ediyor. İşte Ömer Yalıçapkın'ı, Çöp Adam, onlar devam ediyor. Onlarla beraber de yeni 3-4 tane dizi hazırlıyoruz gene. Peyderpey onlar da girecek yani sene sonuna kadar. Ocak, Şubat gibi gene Gülsen Hanım'ın kitabından Kırmızı Pelerini uyarlama gibi bir hedefimiz var. Diziye. Aynen diziye. İşte daha demin sohbet ettiğimiz gibi bir artık bir beyaz perdeye çıkalım hevesimiz var. Bir ekrana girmek var. Bugüne kadar yaptığımız dijital projelerin ekranda göreceğimiz hem Netflix hem Amazon'da ekrana çıkacak bazı işlerimiz var. Amazon'a ilk defa mı bir proje? Aynen. Ne, başladı mı şu anda? Başladık, setteyiz. Amazon Prime'ın da ilk Türk dizisi o. Onun da setine girdik, onda da setteyiz. Bakalım, ona da çok heyecanlıyız yani. İnşallah o da böyle başarılı olur ve devamını gelir. Yani ben bu ilk şeyleri şu yüzden çok önemsiyorum. Hı-hı. İlkler iyi olduktan sonra devamı geliyor ve tabii ki sektör ve market hep bir şey oluyor. Hani hareketlenmeye başlıyor. Peki bu sektörün içerisinde mesela ben Kore sinemasından çok etkileniyorum. Ya giderek yani yukarı doğru gidiyorlar hani. Bayağı ciddi güzel filmler çıkıyor. Dizileri de çok izleniyor Kore'nin. Burada da bu odada da çok güzel ödülleri yan yana gördüm. Güzel ödüller alınmış ama tabii ki hiçbiri bir Oscar değil. Böyle bir insan böyle bir şey olunca bir Oscar hayali kuruyor mu? Kuruyordur herhalde değil mi yani? Kesinlikle ben de kuruyorum tabii ki yani Oscar'ı herkes bir hayal ediyordur eminim. Ben de hayal ediyorum. Çok şükür bugüne kadar böyle hayal ettiğim ve inandığım şeyler bir türlü gerçekleşti. Onun da gerçekleşeceğine bir türlü inanıyorum. Ya. Yani bu 2024'e öyle bakabilir miyiz? Yok yani onu Allah bilir yani. Hayır yani olarak... Beyaz Perde'de güzel bir... Evet evet yani beyaz perdeye çalışacağız ama hani bunlar tabii bu kadar böyle istedim oldu gibi olmaz yani çok emek isteyen şeyler çok, tabii ki. Evet. Biz niyet edelim, biz isteyelim, elimizden geleni yapalım. Takdiri Allah'tan yani ondan sonrası yani yoksa çünkü şuna çok inanıyorum ya yani ben hani neden olmasın ve niye olmasın bundan 4 sene önceye gitsek şu anda benim burada olacağım ya da bugün bu kadar şey yapacağımı söyleseniz o zaman da inanmazdım. Yani o yüzden hani bundan 5 sene sonra tekrar bir araya geldiğimizde konuştuğumuzda hani o zaman da inşallah gene bugün buraya geleceğim ve bugün bundan olacağını tekrar inanmayacağım diyeceğim, evet, günler göstersin Allah inşallah. O yüzden her şey mümkün olduğuna bütün kalbimle inanıyorum yani.
Ya çok ilginç. Ben şimdi arka arkaya çok güzel başarı hikayeleri yayınlıyorum YouTube kanalımda. Ya bir önceki hikayede sevgili Onur ve Buğra'ya burada selam gönderelim. Onlar da 30'lu yaşlarda bilişim sektöründe çok güzel başarıları bu Türkiye'de bu genç kuşak çok güzel yapmaya başladı. Şu son 4 yılda inanılmaz bir şey yaşanıyor sanki. Eve kapandığımız bu dönemde hiç durmamış bir grup insan. Hı hı. Ve bunun sonucunda da başarılar yaşanıyor. Yani 4 yıl çok kısa bir zaman. Hı. O şirket 4 yıl önce kuruldu. Hı. Bugün gelinen nokta inanılmaz. Hı. Ne diyorsun? Yani bu böyle bir patlama mı? Ya ben bunun Türkiye'deki çoğu insanın yapabileceğine inanıyorum bir taraftan da. Yani insanların içinde bu cevherin ya da bu şeyin hep olduğuna inanıyorum. Son 4 yılda da gelecek 4 yılda da bunu hep yapacağına inanıyorum. Çünkü ben ya bu coğrafyaya çok inanıyorum. Türk insanlığına inanıyorum, Türk gençlerine inanıyorum. Çünkü biz daha fazla hayal ediyoruz, biz daha fazla istiyoruz. Hani biz birazcık daha farklı duygulara, güçlere, yeteneklere sahip bir coğrafyada büyüdüğümüze inanıyorum. O yüzden ben hani hem Onur'la Buğra gibi, hani işte bizler gibi, benim yaş akranlarımın yaptığı diğer şeyler gibi bunları yapabileceğimize ve bunları yani hani yurt dışında da böyle ne mutlu Türk'üm diyene gibi evet. Böyle hani oralarda da ülkemizi temsil edebileceğimize inanıyorum. Yeter ki vazgeçmeden hani o motivasyonla devam edebilsinler. Türkiye'nin çok kıymetli, iyi okumuş, iyi eğitilmiş, iyi gençleri yurt dışına gidiyor. Çünkü kapıyorlar zaten. Yurt dışında Türklere hakikaten kapıyorlar. Çok çalışkan çünkü. Çok yetenekli. Hani senin, işte ne bileyim Onur'un, Buğra'nın bir kuşak da buradan hiçbir yere gitmiyor. Bu ülkeye güveniyor ve ne olursa olsun burada başarıyor, başarmak istiyor. Bu aslında işte şu anda lisede olan, üniversitede olan genç kuşaklara inanılmaz bir ilham, rol model, farkındalık yani aynı zamanda. Bizim evimiz burası. Yani bizim ailemiz de burası. Dolayısıyla ben hani Türkiye'nin bir aile olduğunu söyleyeyim. Biz de o ailenin evlatlarıysak yani şunu çok takdir ediyorum. Hani ailemi yurt dışında temsil ettim ve ailem benimle bu vesileyle gurur duydu. Bu olabilir ama bizim ailemiz, bizim evimiz burası ve bunca yıl, bunca zaman bu aile, bu ev bizi bugünlere getirdi. Bizim de bu aileye, bu eve bir hani hakkını geri ödememiz için, o ailenin bizde gurur duyması için gerekeni yapmamız gerektiğine inanıyorum. Bir de tabii bu give back meselesi var. Give back'i bilerek İngilizce söyledim. Çünkü böyle aslında toplumdan aldığını topluma vermek. Hmm. Şimdi bakıyorum yani senin grubundaki yine girişimciler böyle sürekli kafa çalışıyor. Tekrar topluma ben ne de verebilirim diye. Bunu yine çok genç yaşlarda yapıyorlar. Yani yaş 60'a geldiğinde değil. Dolayısıyla bir Anadolu'daki yetenekleri çıkartıp böyle bir hayal var değil mi? Evet, akademi kesinlikle. Mi? Nedir o? Biraz anlat. Bu da bizim çok önemli bulduğumuz şeylerden biri ve inşallah yakın vadede de yapacağımız bir şey. Gerek deprem bölgelerinde de gerek Anadolu'da da diğer bölgelerde de sanatla alakalı. Yani yazım olur, oyunculuk olur, yönetmenlik olur. Böyle insanların içindeki cevher. Çünkü bu herkesin keşfedebildiği bir şey değil. Yani bambaşka bir yerde okuyordur, bambaşka şeyler yapıyordur ama acayip hayal gücü yüksektir ve inanılmaz bir yeteneği vardır mesela hikaye yazmaya, hikaye anlatmaya. Oturup anlatsa mesela der ki benim kardeşlerime gece uyurken ben hikaye anlatırım, benim anlattığım hikayeyle uyurlar der. İşte onu mesela aynı şekilde yazabilir o. Ve aslında muazzam bir senarist de olabilir. Ya da muazzam bir yönetmen de olabilir. Ve Anadolu'da ben çok fazla böyle insan olduğuna bütün kalbimle inanıyorum. Bu insanları aslında birazcık keşfetme, onları birazcık daha alıp daha başka yerlere taşıma, onların içindeki bu enerjiyi, bu cevheri hayata geçirme. Bir de şunu da söyleyeceğim, bir şey daha var kafamdaki, onu da bir söylemek istiyorum. Şimdi ben tekrar, yani bu coğrafyadaki insanların içindeki enerjiye ve yeteneğe çok inanıyorum. Herkesin farklı dalda var. Yani kimisi çok iyi saz çalıyor, kimisi çok iyi top oynuyor, kimisi çok iyi işte ilişki yönetiyor vesaire. Önemli olan o enerjiyi ya da o içindeki o beceriyi doğru yere aktarabilmek. Yani birinin ona demesi lazım ki sen çok güzel yazıyorsun ya ve ben seni destekliyorum ve sen bu yazmaya devam et. Gerçekten mi? Evet, iyi yapıyorsun, bak ne güzel yazdın. Dedikçe onun gerek yazma kabiliyeti, gerek hayal gücü, gerek yaratıcılığı daha da artıyor.
Benim Anadolu'da yapmak istediğim ya da oralara gidip çıkartmak istediğim en önemli şey bu aslında. Onları bu konuda destekleyip onlara olan inancımla onlardan bu cevherleri, bu yaratıcılığı, bu üretkenliği çıkartıp bunu işte o beyin göçüyle değil ama o ailenin gurur duyacağı insanlar haline getirebilmek. Yani bunu gerçekten çok istiyorum. Çok güzel. Biz de takip edeceğiz. Ya çok güzel bir sohbetti. Çok teşekkür ederim gerçekten. Ben teşekkür ediyorum. OGM yine şahane bir sezona girdi. Herhalde bizi çok fazla sürprizler bekliyor. İnşallah. Merakla bekliyoruz. İnşallah. Ayaklarınıza sağlık. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Şelale Kadak ile başarı hikayelerinin sonuna geldik. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederim. Hazır gelmişken kanalıma abone olursanız sevinirim.